Kiyılı'da mucize fiyatlar erken geldi. Gömlek 39, pantolon 49, mont kaban, takım elbise 199. Üstelik bonusa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyılı. Kiyılı'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi başlıyor. Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nden herkese iyi akşamlar. Yine dop dolu bir program, yine bir perşembe akşamı. Mart'ın tabii dondurucu soğuğuna rağmen biz bu güzel programları stüdyomuza kadar gelen değerli, gerçekten değerli konuklarla önemli konuları, amatör branşların tüm güzelliklerini, sorunlarını ve sıkıntılarını masayı kirletmeden, hiçbir davanın hesaplaşma yeri olmadan yine siz en mahrem alanınıza, evlerinize, yuvalarınıza kadar bizi kabul eden ekranları başındaki değerli spor severler. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyerek programı açıyorum efendim. Yine birbirinden önemli etkinlikler vardı. Voleybolcu kızlarımızın liseler arası turnuvadaki heyecanı vardı, Bayrampaşa'nın finali vardı. Orada tatlı bir heyecan vardı ama Bayrampaşa'nın başarılı bir lisesi Tuna Lisesi orada voleybolda birinci oldu ama katılan bütün gençlerimizin için birinci. Zira onların sportif yönleri, spor kültürleri, katılımları çok önemli. Bu yüzden onları birbirinden fazla ayırmıyoruz ama tabii sembolik de olsa bu bir tatlı yarışma. Kupayı alan Tuna Lisesi'nde kutluyoruz. Onun görüntüleri gelecek ama yine Bayrampaşa ilçesinde çok anlamlı çalışmalar var. Basketbol dendiği zaman milli takıma üç büyüklerden daha fazla sporcu yetiştiren tabii burada Hidayet Türkoğulları, Semih Erdenler, bunun gibi çok değerli sporcuların yetiştiği Bayrampaşa Sancakspor'un önemli bir dayanışma gecesi vardı. Öyle sıradan bilinen dayanışma gecesi gibi değil. Spontane bir gelişmeyle Zülfü Koşut misafirlerini davet etti. Hoş bir yemek yendi. Bakalım neler yaşandı. O görüntüler ekrana gelecek. Bitmiyor. Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun istişare ikinci toplantısı TUMOK yani Olimpiyat evinde yapıldı. Sayın Ali Koca'nın başkanlığını yapmış olduğu bu güzel toplantıda panelistlere biz de elimizden geldiği kadar sunumu üstlendik. Bu güzel görüntüler var. Bir de var mısın yok musundan sporun içerisinde önemli bir dost Kemal Özcanlı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde iş hayatına atıldı. Orada sporun değerleri oradaydı. Onun bu güzel heyecanından da güzel görüntüler, kareler sizlerin ekranınıza gelecek. Ama bu akşam birbirinden değerli konuklarım var dedim. Onlar Türkiye'de, İstanbul'da özellikle Yıldırım Bosna dendiği zaman Yıldırım Genç olarak başlayan bu hayat serüveni aslında tarihi o kadar büyük bir kültürle dolu ki sportif başarıları Yıldırım Bosna camiası olarak bu akşam tabii yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Nihat Saatçi ve Saffet Eryüz bunun yanı sıra da Mirsat Hamidoğlu, Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nün özellikle ikinci başkanı Saffet Eryüz de altyapı sorumlusu olarak şu an konuğum bulunuyorlar. Ben hemen sözü uzatmadan değerli konuklarıma dönmek istiyorum. Efendim Yıldırım Bosna Camiası hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Çelik. Sayın Nihat Başkanım hafta boyunca önemli sohbetler yaptık. Önemli bir genel kurul bekliyor sizi ama önce Nihat Saatçi'yi tek Rumeli ekranlarına bir tanıyabilir miyiz? Nihat Saatçi kimdir? Nihat Saatçi 1969 doğumlu. Yıldırım Mahallesi'nde oturuyorum. Evli 3 çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Şu anda Yıldırım Bosna Spor Kulübü Başkanı olarak görev alıyorum. Evet. Saffet Bey siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet Hocam. Siz de bir tanıyalım kısaca. Saffet Eryüz 1963 Yugoslavya doğumluyum. Öğrenimimi Samacılar Lisesi'nde tamamladım. Lise mezunuyum. Futbola Yıldırım Bosna birleşiminde Yıldırım Gücü takımında genelde oynadım. Oradan bu birleşime denk geldim. 2 senedir Yıldırım Bosna yönetiminde bulunuyorum. Evet. Ticaretle uğraşıyorum. Evet. Sayın bu kadar. Evet. Sayın Mirsat
Hamidoğlu. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 1958 Yeni Pazar doğumluyum. Ali Beyköy, Çorlu, Rami, Yavuz Sultan Selim futbol geçmişim var. Nihat Başkan'ın daveti üzerine, birkaç tane daha kıymetli arkadaşımızın daveti üzerine geçen sene Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nde ikinci başkanlık yaptık. Daha önce de 1987-88 sezonunda rahmetli anacağım, rahmetli Abbas Balota ile onun başkanlığında görev aldım, genel kaptanlık yaptım. Şu an içinde yine gururla bu görevimi sürdürmeye çalışıyorum. Evet efendim. Evet, Yıldırım Bosna gerçekten çok önemli bir camia. Futbol dendiği zaman bir dönem tabii Türk futboluna patentini vurmuş, etkisi altında Yugoslav futbolu vardı. Beşiktaşlıyım ben biliyorsunuz. Orada en çok beğendiğim futbolcu tabii ki Paunovic'ti. Önemli bir santrafordu. Tabii kimler gelip geçmedi ki. Ama Yıldırım Bosna camiasında bırakın o camiada sadece spor yapmayı. O kulüpten öyle siyaset adamları, öyle başarılı idareciler, öyle başarılı belediye başkanları çıktı ki. Hele hele Türk futbolunda bir zamanlar Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı kazandırmış Cemşir Muratoğlu. Çok değerli meslektaşım. Tabi Saffet Sancaklı bir dönem başkanlığını yapmış. Bayram Bilim kardeşim bunun yanı sıra futbolu yeni bırakmış. Başarılı bir antrenörlük grafiğine sahip olan tabi Kadri her zaman sevdiğimiz. Bunun yanı sıra Nehru kardeşim. Bunun yanı sıra Sedat kardeşim. Yüzlerce antrenör buradan yetişmiş ve Türk sporuna hizmet etmiş. Kolay değil Yıldırım Bosna'yı konuşmak. Bu akşam elimizden geldiği kadar henüz bir yılını tamamlamış ama o camianın içerisinde oksijeni teneffüs etmiş ortamını bilen değerler şu an misafirimiz. Ama 2010-2011 sezonunda gerçekten almış oldukları bayrağı Süper Amatör Lig'de olmalarına rağmen aslında öyle bir lig, öyle bir grup görülmedi. Şampiyonlar Ligi denilecek grupta varlıklarını ilk yıllarında aslında çok yabancı oldukları deneyimler değil ama amatörün çilesi bitmek bilmiyor. Zaman zaman volümler düşüyor ama o bir marka Yıldırım Bosna. Bu akşam Yıldırım Bosna'yı konuşacağız ama salı akşamı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir gece vardı ki ikinci yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Tek Mumeli Televizyonu ailesi adeta bir şölene döndürdü. Nereyim efendim? İstanbul'un merkezinde Bağcılar Olimpik Salonu'nda 5000 kapasiteli salonda inanın ayakta olan hele hele soğuk hava şartlarına rağmen, hava muhalefetine rağmen oraya gelen değerler, ülkemizin her yerinden gelen değerler hele hele Makedonya'dan bir bakanımız geldi. Protokol oradaydı. Siyasetin önünde gelenler orada. Gelemeyenler de telgraflarla gecemizi paylaştılar. Onur verdiler. Ama bu onur doğrusu bir lider var ki adam gibi adam. Her zaman önünde saygıyla eğildiğimiz Sayın Atilla Baykal. Görünmeye değen bu coşkuyu bizlere yaşattığı için özellikle tüm Rumelilere hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 3. yılımızda daha önemli alanlarda, statlara, alanlara sığmayız. Bu coşku ülkesinin her zaman problemin içinde değil çözümünün yanında yer alan, milliyetçi, bayrağına, ezanına, toprağına saygıyla sahip çıkan, sorunsuz, sorunların yanında değil dedik ya çözümün yanında olan Rumeli halkıydı. Ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Ben tekrar masaya, spora dönmek istiyorum efendim. Sayın Başkanım öncelikle anlattığımız gibi 2010-2011 sezonunda Bayram Güven gerçekten büyük bir şampiyonluk sonrası parçalar bütün haline gelindi Yıldırım Bosna'da. Ve siz Süper Amatör Lig'de önemli bir sezonu başarıyla geride bıraktınız. Alınan tabi puantajda da 27 puanla 6. sırada Vefa önemli bir kulübün ardından 6. bitirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Sezonun bir değerlendirmesini yapabilir miyiz? Şöyle söyleyebilirim. Sezonundan önce Bayram Başkanıma çok çok teşekkürler. O zaten Yıldırım Bosna'yı gerçek Yıldırım Bosna yapar. 2010 yılında çünkü olmayan bir şeyi var eden bir insan Bayram Güven. Çok güzel şampiyonluk tattırdı. O zaman ben de maddi ve manevi ona destek veriyordum dışarıdan. Ondan sonra kendisi bana devretti kendi isteğiyle. Çok güzel şeyler yaptı. Biz de daha güzel yerlerde olma şansımız vardı ama şanssızlıklardan dolayı, bazı konulardan dolayı. Hocayı değiştirdikten sonra yeni hocanın daha güzel uygulamalarından dolayı buraya kadar geldik. Ama sezon başında kısmetsizlikler çok her kulüpte olduğu gibi. Evet. Ama ne olursa olsun biz vazgeçmedik ve mücadelemizi ettik.
Çünkü Yıldırım'a gerçekten Yıldırım Bosna'ya yakışan liderlik. Biz hep öyle alışmışız. Evet. Hep lider olmayı sevdiğimiz için gerçekten bu Yıldırım Mahallesi bambaşka bir bahane. Futbol fabrikası diyebilirim. Ve herkes de futbola asret ve düşkün olduğundan dolayı aşinalık var. Ve çok büyük evet. abilerim yetişti oradan. Büyük futbolcular, basketçi olsun, futbolcu olsun. Yani Yıldırım'ı gerçekten temsil eden insanlar oldu. Yıldırım şu anki haliyle yerinde değil. Yıldırım gerçekten olması gereken yer büyük yukarıları. Ve bizim hedefimiz de bu sene şampiyonluğa oynamak. Ha? Kısmet diyelim ona da. Ama istek liderlik. Bize yakışan, Yıldırım'a yakışan liderlik. Evet. Peki önümüzde önemli bir kongre süreci yaşanıyor ama bugün kongre tarihinin ilk tarihi 10 Mart 2011 ama çoğunluk sağlanamadığı için haftaya inşallah 17'sinde bu genel kurul yapılacak, o konulara da geleceğiz. Efendim şöyle parça parça puzzle'ın parçalarına dönecek olursak Yıldırım Bosna bütününde bir de altyapı var. Siz camiye çok yakından tanıyan bir değer olarak Sayın Eryüz bize biraz altyapı faaliyetlerini, geldiğinizde nasıl bir altyapı vardı ve yapılanmada altyapıyla ilgili 2010-2011 sezonu halen devam eden branşlar var. Nasıl geçti, neler tasarlandı, neler yaşandı efendim? Şimdi ben Bayram Güven Yönetimi'nde beraberdim. Hüseyin hocamıza teşekkür ediyorum. Bu arada altyapıya genelde o bakıyordu. Ondan devraldığımız altyapıyı devam ettiriyoruz. Tabii o Yıldırım Bosna'nın amatöre dönüşünden çoğu futbolcularımız serbest kaldı. İşte bu yeni bir oluşum oldu. Şu anda altyapımızda 7 kategoride katılıyoruz. Aynı zamanda futbol okulumuzda 70 ile 120 arası belli kısımlara göre dağılım oluyor. Çünkü bir aylar sıcak oluyor, iyi oluyor çocukların durumuna göre. Öyle bir katılımımız var. İnşallah tabii temelimiz altyapıdan A takıma, ümit takıma, peşinden A milli takıma kadar gelecek yıldız futbolcular yetiştirmek. Bizim zaten kökenimizde de biliyorsun biraz yetenek var. Evet. Ama bunu inkar edilmeyecek şekilde var. Evet. Bunu faaliyete geçirmek amacımız. İnşallah o da olacak. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Büyük bir katılım da var. Evet. İnşallah bu genel kuruldan sonra bakalım bu projeler tabii uzun vadeli altyapı tabii çalışmaları ki. En az 3 normalde 5 yılda meyvelerini ciddi ciddi veren yatırımlar. Ben buradan hemen Mirsad Hamidoğlu'na dönmek istiyorum.